Merhaba sevgili çocuklar. Çember ve daire 4 adlı videomuzda çemberde açılar ve yaylar konusuna devam edeceğiz. Bu videoda size iç açı dış açı ne demek onları göstereceğim. Ve onlarla ilgili sonuçları inceleyeceğiz. Şimdi iç açı şekilde görüldüğü gibi AD kirişi ile CB kirişinin kesiştiğinde oluşan X açısına deniyor. İç açı gördüğü yayların ölçüsünün toplamının yarısını eşittir yazmışız. Hemen kırmızı gördüğümüz yayları gördüğü için iç açımız x açısı gördüğü yayların toplamının yarısı x e eşittir diyoruz. Şimdi soru çözerken bazen bize bu kırmızı AB ve CD yaylarının ölçüleri verilir ama şuradaki açı sorulabilir. O zaman biz buradaki sorulan açının gördüğü yayları bilmiyoruz ama AB ve CD yaylarını biliyorsak hemen AB ve CD yayını toplayıp 2'ye bölerek x'i bulabilir. Onu da 180'den çıkartarak soru işaretli bize sorulan yeri bulabiliriz. Bu da aklımızda bulunsun. Dış açı ne demek? P noktasından çemberi kesecek iki tane kesen çiziyoruz. Bu kesenlerin çember üzerinde ayırdığı kırmızı parçalar şekilde gözüküyor. Ve bu P noktasından iki tane keseni çizdiğimde arada oluşan açıya dış açı deniyor. Dış açının ölçüsü gördüğü yayların farkının yarısına eşittir diyoruz. Büyük gördüğü, gördüğü büyük yayın ölçüsünden küçük yayın ölçüsünü çıkarıp ikiye böldüğümüzde x açısının değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi bu iki açı hakkında bilgi verdikten sonra birkaç tane not vereceğim size. Çembere dışarıdan çizdim iki tane teğet, PT ve PK teğetleri. Eğer teğetse bu çizdiğim kesenler tek noktada teğet doğrusu oluşturuyorsa hemen bu T noktası ile K noktası arasındaki uzaklığın arasında kalan yayın ölçüsü Çizdiğimiz şu x açısıyla 180'e birbirini tamamlamak zorunda. Bunun için size bir açıklama yapacağım şimdi. T noktasıyla merkezi birleştirdim, dik çizmiş oldum. O noktasıyla da merkezi birleştirdim, dik çizmiş oldum. Dolayısıyla bu bir deltoid oluşturacağı için şuradaki açılar 90-90-180 derece oldu. O zaman dörtgende iç açılar toplamından dolayı buranın da 180-x olması gerekiyor çocuklar. E Burası 180-x olduğuna göre... Bu da bir merkez açı olduğuna göre gördüğü yayda burası da 180 eksi x'tir diyoruz. Aynı şeyin yarımıyla çizilmiş bu not altıdaki verilen bilgide. P noktasından bir tane teğet bir de çaptan geçecek şekilde bir kesen çizdiğimizde yine teğetle çapa kadar olan uzaklığın değeri ölçüsü, yayın ölçüsü çizdiğimiz x açısının ölçüsüyle topladığımızda 90'a tamamlamak zorunda birbirini. Şimdi 22. örnekle devam edelim çocuklar soru çözmeye. Bize bir x açısı verilmiş. Buna ne açı diyorduk? Dış açı diyorduk. Bu dış açıyı bulabilmem için benim bunun gördüğü iki tane yayı bulmam lazım. Bir CE yayını bilmem lazım. Burayı bilmiyorum. Bir de BD yayını bilmem lazım. Burayı da bilmiyorum. Şimdi onları bulduktan sonra ikisini çıkartıp ikiye böldüğümde de x açısını bulmuş olacağım. Hemen işlemimizi yapalım. 40 derecenin gördüğü bir yay olduğu için CE yayı 40 derecenin iki katı burası 80 dereceye eşit olmuş oldu. Şimdi bunu çizdikten sonra bunu yazdıktan sonra görüyorum ki bir tane de iç açı var soruda. Hemen 70 derece yani içeride gördüğüm şu iki kirişin arasında kalan 70 derecede 70 eşittir. Buraya A diyelim. 80 ile A'nın toplamının yarısı olmalı. Oradan da 140 eşittir. 80 artı A değeri gelmiş olacak. A'yı da buradan yalnız başına bırakırsak şurası 80. 140'tan 80 çıktı 60 derece bulmuş olduk. A'nın değeri 60 derece ise ya. Bu sefer de 80 ile 60'ı gören dış açının ölçüsünü bulmak için 80'den 60'ı çıkartıp 2'ye bölüyorum. Oradan da 20 bölü 2'den 10 derece bulmuş oluyoruz x'i. Şimdi 23. sorumuzu çözüyoruz hep beraber. Burada iki tane açı verilmiş değer olarak 20 ve 30 derece verilmiş. Hemen 20 ve 30 derecenin gördüğü yayları bir yazalım ilk önce. 20'nin gördüğü yay 40 derece olacak çünkü bu yayı görüyor. 30 derecenin gördüğü yay da burası da çevre açı olduğu için çevrede bakın köşesi o da 60 dereceye eşit olacak. 2 katını yazdık. Şimdi ben bu 40 ve 60'ı kullanarak nereyi bulabilirim çocuklar? Burada bir iç açı var gördüğünüz gibi. 40 ile 60'ı kullanarak bu açıyı bulabilirim oraya y diyelim. Y açısını bulmak için 40 ile 60'ı toplayıp 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü o bir iç açı. 40 ile 60'ı topladık. Toplam 100 yaptı. 100'ün de yarısı 50 olduğu için y açısını 50 derece bulmuş olduk. Bunu konu anlatırken de size söylemiştim öyle sorular gelecek önümüze diye. Toplamda bunlar 180 derece olması gerekiyor x ile y'nin. Dolayısıyla x açısı da 130 derecedir diyoruz. Şimdi 24. sorumuzda da EBA açısı bize verilmiş 55 derece. CDA açısı verilmiş 25 derece ve X'in kaç derece olduğu soruluyor bize. Şimdi X açısını bulmak için neler yapacağız? Soruda önce verilenleri bir kullanalım. 55 dereceyi verdiğine göre o zaman 55'in gördüğü şu EA yayının ölçüsü onun iki katından 110 derece gelmiş olacak elimize. Sonra da bunun BA'nın çap olduğunu görünce de hemen buradaki çaptan 180 derece yarım dairenin, yarım çemberin çevresinin ölçüsü 180 derece olduğu için 110 dereceyi 180'den çıkartıyorum. Buradan da 70 derece bulmuş oldum. Şimdi bu 70 derecenin ölçüsünü gören bir tane açı var burada gördüğünüz gibi. Buradaki A açısı gördüğünüz gibi 70 dereceyi görüyor. Dolayısıyla onun yarısı ölçüsüne eşit olmuş olacak. Çünkü çevre açı buradan A'nın değerini 35 derece buluyoruz. Bunu bulduktan sonra artık yaylara odaklanmayacağım. Yaylarla ilgili çözmeyeceğim sorumun çözümünü. Daha önce de söylemiştim her zaman yaya odaklanmayın, çember odaklanmayın diye. Burada bir üçgen var. Bu üçgenin bir iç açısı x, bir iç açısı 25, bir tanesi de 35. O zaman 25... 35 ve x'in toplamının 180 derece olması gerekiyor. Buradan da 25, 35 daha 60 dereceye eşittir. 60'ı da 180'den çıkartırsak x'in 120 derece olduğunu bulmuş olacağız. Şimdi birkaç tane çember özelliği kullanarak bazı açı değerlerini buldum ama en son geldiğim noktada bir üçgende iç açılar toplamı 90, 180 derecedir kuralını uyguladık. İlla çemberle çözmek zorunda değiliz yani sorularımızı şimdi 25. soruda bir kuralımız kuralımızı görmüştük şuradaki x açısıyla iki tane teğet çizilmiş t a k'nın da 2x olduğunu bize vermiş x'in kaç derece olduğunu soruyor şimdi ilk önce şurada bir çevre açı var hemen gördüğü yayın ölçüsü bu çevre açının ölçüsünün 2 katı olacağı için tamam ben buraya 4x'i yazdım 2 tane teğet çizdiğim için PK ve PT'nin de teğet olduğunu görüyorsunuz. Soruda da vermiş zaten. O zaman T ile TAK arasında kalan yayın ölçüsü de birbirini 180'e tamamlayacakları için 180 eksi x'e eşit olmuş oldu. Ve dolayısıyla ben böylece TAK'yı 180 eksi x buldum. Ondan sonra da K'dan T'ye kadar olan ölçüyü de 4x buldum. O zaman çemberin çevresi de daima 360 dereceydi. 360'a eşitliyoruz. 360'dan 180 çıkarsa bu tarafta 180 kaldı. 4x'ten de x'i çıkardım. 3x kaldı arkadaşlar. Buradan x'i yalnız başına bırakırsanız 60 derece bulmuş oluyoruz. Cevabımız 60 derece. Şimdi yeni sorumuzda bir tane dış açı verilmiş bize 40 derece CB yayının ölçüsü 100 derece olarak verilmiş ama şuraya 100 dereceyi yazayım 100 derecemizi yazdık ondan sonraki sorulan şeye bakalım DXC yayının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize şimdi biz hemen sorumuzun çözümünü yapmak için buraya X tamamına X diyelim buraya X de yazılmış zaten e, tamamı 360 derece olduğu için 360'dan 100'ü çıkardım 260 derece kaldı. Bir de x'i çıkardım. E, 260 eksi x olmuş oldu. DB yayının ölçüsü. Şimdi de dış açı kuralına göre 40'ın değeri bizim için bizim verdiğimiz formüllere göre gördüğü yayların farkının yarısıydı. Hemen buna x dediğimiz için x'ten 260 eksi x'i çıkartıp 2'ye bölüyorum ve 40'a eşitliyorum. Buradan 80 eşittir. X eksi 260 artı X gelmiş oluyor. 2X burada kalsın. 260'ı da karşıya gönderdiğimizde 80 ile 260'ı topladım. 340 geldi. X'i de yalnız başına bıraktığımızda 170 derece bulmuş oluyoruz. Şimdi çemberde ve açılar yaylar konusunun yedinci notunu vereceğim size. İki tane çember birbirine dıştan teğetse bu teğet noktaları da T noktası bakın. Bu teğet noktasından bir de dıştan ikisini ortak olan bir teğet çiziyorum. Bu çizdiğim teğetin K noktası, değme noktası, M noktası, değme noktası. Bu T ile K'yı ve T ile M'yi birleştirdiğimizde daima bir 90 derecelik açı oluşması gerekiyor. Bunun mutlaka 90 derece olması gerekiyor çocuklar. Bu bizim koralımız. E, ayrıca da TK yayının ölçüsüyle yani buranın ölçüsüyle TM yayının ölçüsünün toplamı da 180 derece olmak durumunda. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi biz bunu şu, şu şekilde ispatlıyoruz. T noktasından geçecek şekilde tam orta noktadan bir T çiziyorum ben bu şekle. Dolayısıyla dışarıdan T'ye T çizdiğim için KM ile şu uzan pardon şuraya da L diyelim. KL ile LT birbirine eşit oldu. Tekrar bakıyorum yan tarafa da TL ile de LM eşit oldu. Çünkü LM'den bir T çıkardım. LT'den bir T çıkardım. Bunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Şuradaki muhteşem üçlüden dolayı buranın 90 derece olması durumu geliyor karşımıza şimdi biz şuraya x açısı şuraya da y açısı dersek eğer buradaki kt yayının ölçüsü x'in 2 katından 2 x'e y açısının ölçüsünün 2 katı da TM yayını eşit olacak orada 2 y'ye eşit oldu x artı y 90 dereceydi şekilde şurası 90 olduğu için çünkü o zaman 2 yayın ölçüsü de 2 x artı 2 y'den x artı y 90 olduğu için 2 x artı 2 y'de bize 180 dereceyi vermek zorunda. Kuralımız neymiş? Tekrar bir daha hatırlayalım. İki tane dıştan teğet bir tane çemberler çizdik. Bu çemberlerin birbiriyle kesiştiği noktadan aşağıdan da bir tane teğet, her ikisine de teğet olan ortak teğet doğrusu çiziyorum. T'den teğet doğrusunun kesiştiği yere şuraya ve şuraya birleştirdiğimizde kesinlikle bir dik üçgen çizmiş oluyoruz. Bu yayların ölçüleri toplamı da 180 dereceymiş. Şimdi 8. notumuzda iki tane çemberimiz var. Yine dıştan birbirlerine teğetler ve bu teğet oldukları noktadan da bir tane ortak bir kesen çiziyoruz. Her ikisinde kesen bir doğru çiziyoruz. Burada mavi çizgiyle taralı olan şu AYT'nin ölçüsüyle Aşağıda taradığımız mavi çizgiyle taradığımız T, Y, B yayının ölçüsü birbirine eşitmiş. Bir de A, X, T yayıyla T, X, B yayının ölçüleri birbirine eşitmiş. Alt, üstte eşit, üst, alta eşit. Dokuzuncu notumuzda yine birbirlerine teğet olan iki çember var ama deminki gibi dıştan değil içten teğetler bunlar. Yine içten teğet oldukları A noktasından da ortak bir kiriş çiziyoruz. Bu ortak kirişin ayırdığı şu yayın ölçüsüyle AXB yayının ölçüsüyle AXC yayının ölçüsü birbirine eşit. AYB yayıyla da AYC yayının ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. 10. notumuzda 3 tane birbirine teğet olan farklı çemberler görüyorsunuz. Buradaki üç farklı çember birbirlerine teğet olduktan sonra şu teğet noktalarının arasında kalan şu yayların ölçüleri toplamı da yine 180 dereceymiş onu görüyoruz. Bunun bir benzerini de demin çizmiştim, tekrar çiziyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, yeni öğrendiğiniz için bunları iyice aklınızda tutmanız gerekiyor. Buna çok benzeyen iki tane çemberin kesişmesiyle, şunların toplamı da 180'de hatırlayın. Buradaki 3 yayın toplamı da ölçüsünün yayın toplamı da 180 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi çemberde çok önemli bir kavram göreceğiz. Bu e, kirişler dörtgeni dediğimiz bir dörtgenimiz var. Kirişler dörtgeni dediğimiz dörtgen bir çemberin aynı çemberin dört tane kirişini alarak oluşturduğumuz dörtgene deniyor. Şimdi bu dörtgenin ne özelliği var? Kirişler dörtgeni deyince aklımıza ne gelmesi lazım? Onunla ilgili bir not bu. Hemen ben bunu açıklayarak göstermek istiyorum. Buradaki açı x ise o zaman gördüğü yayın ölçüsü de 2 xe eşit olmuş olacak. Bir tanesini göstereceğim. Diğeri zaten aynı. 2x eğer tamamı da 360 ise o zaman şu gördüğünüz d'den b'ye kadar dcb yayının ölçüsü de 360-2x eksi olmalı çocuklar. Tamamı 360'da çünkü. Şimdi bunun gördüğü yayda DAB açısının gördüğü yayda 360-2x olduğu için bunun yarısından o da 180 x'e eşittir diyoruz. Yani kısacası kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamı birbirine 180'e tamamlamak zorunda. Karşılıklı iki açının toplamı 180 derecedir. Yine D ile B'nin toplamı da 180. X ile 180-x yazdık. C ile A'nın toplamı da 180 derecedir çocuklar. Şimdi bu gördüğümüz özellikler ve kurallarla ilgili örneklerimizi çözmeye başlayalım. BAT açısı 50 derece demiş. Bir tane ortak teğet çizilmiş dıştan teğet. B ve A noktaları teğetin değme noktalarıymış. B ile A'yı çizmişiz. Sonra da her ikisinin ortak teğeti ile bu noktaları birleştirmişiz. Birleştirdiğimizde oluşan tabandaki şu açı 50 derece olduğuna göre ABT kaç derecedir demiş. Demin zaten bunun do arada 90 derece olduğunu, dik kesişmek zorunda olduklarını söyledik ve burası da 50 ise buranın 40 derece olması gerekiyor. 28. örneğimize bakalım. Şimdi 28. örneğimizde de yine bir tane çemberle diğer büyük çemberi ortak T noktasında kesiştirmişiz ve dıştan teğet olan bir AB doğrusu çizmişiz her ikisine de. Şimdi biz A ile e, A noktasıyla ADT açısını çizmişiz. Oraya X değeri konulmuş. Bir de B noktasıyla T noktasını kullanarak da TCB açısı çizilmiş 40 derece. O zaman şimdi bizim şu TB açısına 40 dereceyi gördüğü için TB yayı 80 derece yazabiliriz. X açısını da 2 ile çarparak AT yayının ölçüsünü 2x bulabiliriz. Hani bizim kuralımız neydi? Teğet olduğu noktadan diğer alttaki doğrunun teğet olduğu yerlere çizilen yayların toplamının 2x artı 80'in 180 derece olmasıydı. Buradan 2x eşittir 100 derece ile x eşittir 50 derece bulmuş oluyoruz. Bunlar hep demin işlediğimiz notların bir örneği. Şimdiki örneğimizde de 3 tane çember birbirine dıştan teğet. Demin gördüğümüz kurala göre CD yayının ölçüsü artı DE yayının ölçüsü artı CE yayının ölçüsü 180 derecedir. O zaman hemen bu yayları bulmaya başlayalım. 40 derece hemen onun karşısındaki gördüğü yayın ölçüsü 80, pardon merkez açı olduğu için 40 derece olacak. Çevre açımız çevre açının gördüğü yay yani CE onun iki katına eşitti 2x olacak. 40 derece DE yayı da onu gördüğü için çevre açının iki katından o da 80 derece gelecek. Şimdi bu üçünü topluyorum. 40 artı 80 artı 2x eşittir 180 diyoruz. Hemen buradan 120 artı 2x eşittir 180'den 2x eşittir 60 ve x eşittir 30 derece bulmuş oluyoruz. Şimdiki sorumuzda da iki tane çember iki ayrı noktada kesişmişler. İki tane çemberimiz kesişiyor bakın B ve E noktasında. ACDF dörtgenmiş. A, C, D, F bir dörtgen. Yani şunlar doğrusal doğrusal o anlamı var. F, A, C 110 derece ise o zaman X kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi bu soruyu çözerken bize yardımcı olacak bir doğru parçası çiziyorum. B ile E'yi birleştirdiğimde hem şu üçgende bir kirişler dörtgeni oluşturmuş oldum hem de aynı doğruyla yandaki üçgende bir kirişler dörtgen oluşturmuş oldum. O zaman şimdi kirişler dörtgeninde öğrendiğimiz kuralı uygulayacağım. Tek bir kural öğrendik zaten. 110 sa buranın kaç derece olması gerekiyor arkadaşlar? Toplam 180 yapması için 70 derece olması gerekiyor. E burası 70 derece ise bu bir doğrusal e, doğru açı olduğu için onu 180'e tamamlayan açı 110 derece olması gerekiyor. Yine aynı şeyi şuradaki kirişler dörtgen için uygularsam x'inde 110'dan e, 110'u 180'den çıkardığımızda 70 dereceye eşit olması gerekiyor. Şimdi şekle bir bakarsanız cevabımız 70 derece ama bir şey göstereceğim size burada. Şuradaki 110 ile 70'in toplamı kaç derece yapıyor çocuklar? 180 derece yapıyor. Peki bunların 180 derece olması ne anlama geliyor bizim için? Evet şu AF ile CD'nin birbirine paralel olması anlamına geliyor. Çünkü paralelseler biliyoruz ki bunların ikisinin toplamı 180 olmalı. Yani bu şekilde standart bütün sorular için geçerli bu. İki tane çember iki ayrı noktada kesişiyorsa ve biz bu noktalardan geçecek şekilde bir dörtgen çiziyorsak mutlaka AF'nin DC'ye paralel olması gerekiyor çocuklar. Şimdi yeni sorumuza bakalım. Yeni sorumuzda çemberler yine dışarıdan dışarıdan T noktasında birbirlerine dıştan teğetler. ATB noktası da noktaları da doğrusal olduğuna göre x'in kaç derece olduğunu sormuşlar bize. Hemen şimdi sorumuzu yapmaya başlayalım. Bir kere 3x artı 25 e olduğu için bu açı şuradaki aşağıdaki açımızın değeri onun iki katından 6x artı 50'ye eşit olacak. Yine 4x'i gördüğü için e 4x bu yayı gördüğü için bu yayın ölçüsü de 4x'in 2 katından 8x'e eşit olacak. Hani biz demin bir kural öğrenmiştik ya dıştan teğet iki tane çemberin ortak teğet noktasından bir tane doğru çizdik. Çizdiğimiz bu doğruda şu yayın ölçüsüyle alttaki yayın ölçüsü birbirine eşitti. Şuradaki yayın ölçüsü de üstteki yayla birbirine eşitti. Bunu kullanacağız. O zaman 6x artı 50'nin 8x'e eşit olması gerekiyor çocuklar. Ve buradan da 2x eşittir 50'den x eşittir 25 derece bulmuş oluyoruz. 32. sorumuza şöyle bir yıldız koyuyorum çünkü çok önemli bir soru. öğrencilerin görmekte bayağı zorlandığı bir soru tipi bu. Çünkü iki çember arasında ortak bir şey bulup buradan bu tarafa açı taşımamız gerekiyor. Şimdi nasıl yaptığımı dikkatlice izleyin çocuklar. BCD açısı 70 derece verilmiş bize. Sadece bunu biliyorum. Buradan yandaki çembere geçip oradaki X açısını bulmak için uğraşacağım. Şimdi şu O2 noktası hem bu çemberin merkezi hem de diğer çemberin çevresinde olan bir nokta. O yüzden ben B ile O2'yi birleştireceğim, O2 ile de D'yi birleştireceğim. Burada bir açı oluşturacağım. Hadi bu açıyı bulalım hep beraber. Bu açı nereyi görüyor? Burayı görüyor. Burayı gören başka bir açı daha var bu üç, üç şemberde pardon. 70 derece burayı gördüğü için BD yayını çizdiğim şu kırmızı BD yayını gördüğü için 140 derece oldu. E 140 derece de merkez açı gördüğü için O da onun merkezi olduğu için buradaki açıya eşit. Yani burada 140 derece olmuş olur. Şimdi şu çizdiğim açının 140 derece olduğunu bulduk. Bunu bulmakla beraber o çizdiğim şekilde A, B, O ve D dörtgeni oluşmuş oldu. Peki bu... Çembere bakarsam bu dörtgene nasıl dörtgen diyeceğim o zaman? Bu da kirişler dörtgeni olacak. Hadi bana ismini söyleyin. Kirişler dörtgeni diyelim. A, B, O, D. Hemen üstüne yazıyorum. A, B, O, D de çizdiğimiz aslında şöyle kırmızıyla taramak istiyorum. Şurada çizdiğimiz kirişler dörtgeni olmuş oluyor. Kirişler dörtgeninin ne özelliği vardı? Karşılıklı açıları toplam 180 derece olmalıydı. O zaman 180'e tamamlamak için x'in de 40 derece olması gerekiyor. Buradan e, diğer üçgene geçişi inşallah anlamışızdır diye umuyorum. Şimdi 33. sorumuzda da ABC doğrusal, ADF doğrusal, BEF doğrusal verilmiş. E, şu... Kuyruklardaki açılarda 30 ve 40 derece olarak bize verilmiş şekilde gösterilmiş. CAF'nin yani X'in kaç derece olduğu soruluyor. Klasik bir kirişler dörtgeni sorusu bu da. Çünkü bakın burada A, B, e, d kirişler dörtgeni var elimde. Bu kirişler dörtgenini de kullanarak soruyu çözmeye çalışacağız. Şimdi bizim üçgenlerde gördüğümüz bir konu vardı. Bunu hatırlıyorsunuz. Şöyle bir şekil hatırlatması yapacağım size. Şuradaki açı, şuradaki açı ve şuradaki açının toplamı bize şu dışarıdaki açıyı veriyordu. Şu A artı B artı C açısı buradaki dışarıdaki açıya eşitti. Hemen aynı kuralı burada uygulayacağım. Bir kere 30'un, 40'ın ve X'in toplamı 30 artı X artı 40'ın toplamı buradaki C, E, P açısına eşittir yazıyoruz. Yani bu 70 artı X'miş. Şimdi bu 70 artı x ters açı olduğu için bakın burada doğrusal oldukları için bunlar buradaki açıya eşit olmuş olacak. Ona da 70 artı x dersek eğer. Şimdi a, b, e, d kirişler dörtgeninde de şurada tarayayım. Karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derece olmalıydı. O zaman 70 artı 2x eşittir 180'den 2x eşittir 110 derece ve buradan da x'i 55 derece bulmuş oluyoruz. Klasik bir kirişler dörtgeni sorusu. Çok karşınıza gelecek bir soru tipi bu. Evet 34. sorumuzda çemberler C noktasında dıştan birbirlerine teğetmiş. B, X, C yayı yani B'den X'e gidiyorum, X'den de C'ye gidiyorum. Burası 130 dereceymiş. Aynı şekilde bize sorduğu yerde A, y, C yayının yani şu dışarıdaki büyük açının değerini soruyor. Büyük yayın ölçüsünü soruyor. Şimdi bizim gördüğümüz özelliklerden tekrar bir daha şekil çizerek size hatırlatma yapacağım. Ortak birbirlerine teğet olduğu şu noktadan bir tane kiriş çiziyorum. Üstteki açının şey yayın ölçüsüyle üstteki yayın ölçüsü birbirine eşitti alttaki ördüğünüz Şuradaki yayın ölçüsüyle buradaki yayın ölçüsü birbirine eşitti Bunu daha önce size kural olarak vermiştik Şimdi Burası daha uzun Burası daha kısa diye düşünenler olabilir Onu daha önce de söylemiştim çember ne kadar büyüyse büyüsün çevresi 360 derece değişmiyor Burada 360 derecenin bir parçası Burada onunla eşit olan başka bir parçası olmuş oluyor. Şimdi o zaman buraya 130 derece ise bu kuralımıza göre buradaki yukarıdaki yayın ölçüsünün de 130 derece olması lazım. Buraya da 130 derece diyorum. 130 dereceyi de 360 dereceden çıkartırsam buradan AYC yayının ölçüsünü bulmuş olacağım. 360'dan da 130 çıkartırsak geriye 230 derece bulmuş olacağız. Şimdi size bir şey göstereceğim. Neden bu açılar yayların ölçüleri birbirine eşit onu göstereceğim. Şu şekil üzerinde gösteriyorum. Biz bu teğetle bu kirişi kullandığımızda teğet kiriş açı oluşmuş oluyor burada. Şimdi küçük üç çembere bakacak olursam bu teğet kiriş açının ölçüsü buraya eşit. Büyük çembere bakarak yazacak olursam yine teğet kiriş açının ölçüsü buraya eşit. O yüzden bunlar birbirine eşit. Aşağıdakiler de yine aynı şekli çizerseniz birbirlerine eşit çıkacaktır. Böylece çemberde açılar ve yaylar konusunu da bitirmiş olduk çocuklar. Bu konunun sorularını da lütfen çözersek bu konuyu güzel pekiştirmiş olacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.